Türkiye'de iktidar ve muhalefet cephesinde ne kadar feci atışmalar yaşanırsa yaşansın, Gazze'ye yönelik bu saldırılar yan yana getirdi liderleri. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı, bir önerisi vardı. Bu çağrıya destek veren, bu çağrıyı kıymetli bulan ilk isimlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Bahçeli'nin çağrısına Davutoğlu'ndan tam destek. Bu insani bir mesele. Kanın durması lazım. 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse Türkiye süratle devreye girmeli. Tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapılmalıdır. Sayın Erdoğan maalesef toplumsal beklentinin aksine daha sessiz bir tutum sergilerken Sayın Bahçeli'nin sesini yükseltmiş olması çok değerli. Gazze'de sivil kayıpların önüne geçilmesi için MHP lideri Bahçeli'nin 24 saat içinde Türkiye devreye girmeli çağrısının üzerinden 48 saat geçti. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kurmaylarından ses var. Bahçeli'nin çağrısına Karamollaoğlu ve Davutoğlu destek çıktı. Hatta Davutoğlu'yla Bahçeli temasla kurdu. Kendisiyle telefonda biraz istişare ettik. Mümkün olursa önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. İç siyasette iki lider arasındaki yaşanan gerilim Bahçeli'nin Türkiye devreye girsin çağrısıyla dağıldı. Davutoğlu'na göre iktidar bu süreçte etkili adım atmıyor. Bahçeli'nin çıkışında bunun da etkisi var. Bahçeli'nin neyi kastettiği tartışılırken MHP açıklamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarına destek, uluslararası toplumla bir çözüm diyerek açıklık getirmişti. Davutoğlu askeri seçeneği de içeriyor dedi. İlla hemen askerimizin gitmesi değil ama Çin donanması gelmişse, Amerikan donanması gelmişse, Rus donanması gelmişse Türkiye'nin derhal güvenlik açısından çok taraflı planlama içine girmesi lazım. Sayın Bahçeli'nin bunların hepsini kastettiğini düşünüyorum. Uygur Türkleri katledilirken susan sözde milliyetçi zihniyet memleketimizi Orta Doğu bataklığına sokmak istiyorsa buyursun en önden alalım kendilerini. Mehmetçiğimizden uzak durun. Eğer kalıcı bir barışı tercih etmezsek kalıcı bir savaş bölgede ve istikrarsızlık bizleri bekliyor. Mısır'daki zirveye mesela Türkiye lider düzeyinde katılmalıydı. Sayın Bahçeli'nin ifadesi içinde bence bunların hepsi var. Ben öyle yorumluyorum en azından. Sayın Erdoğan'la da randevu talep edeceğim. Türkiye'nin taraflara ateşkes çağrısı ve arabuluculuk teklifine yanıt yok. Davutoğlu iktidarın adımlarını yetersiz buluyor, eleştiriyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise Filistin'e destek mitingine hazırlanıyor. 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda yapılacak mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. İçinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil katliam. Yaşanan insanlık dramına tepkiler sürerken İsrail'in Gazze ablukasında bulunan 1 milyon 600 bin insan yardım bekliyor. Türkiye Gazze için içinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin de yer aldığı yeni yardım kolilerini Mısır'a gönderdi. 4 askeri uçak dolusu yardım Mısır'a ulaştı.